Mehmet. Nereye gitsem farklı kültür. Nereye gitsem hep buram buram Anadolu aslında. Şu anda Alp ve Şavşat'tayız. Gelin canlarım gelin. Ah yoruldum, nefes nefese kaldım. Kilolu olmanın zararları kızlar. Sen hiç yorulmadın değil mi tatlım? Evet zayıfsın çünkü, ne güzel. Gerçekten bayıldım. Harikasınız. Şöyle beyefendileri de alalım yanımıza. Burası Maden Köyü, Gürcü Köyü. Gürcüce bir ismi var bu köyün. Bazgiret. Bazgiret diyorsunuz buraya. Bu bölgenin bir tarihi var. Zamanında tabii Rusların yaşadığı bir yer olarak biliniyor. Siz Gürcüsünüz. İsminiz ne? İsmim Meltem Esen Yazar. Sizin isminiz? Bilge Avcı. Bilge, siz? Sevcan Çimen. Siz? Sayınur Meydan. Evet, sizler beyler? Ozan Emre Torun. Siz? Deniz Eren Torun. Sizler, ha kardeş misiniz? Evet. Sizler de bu köylü müsünüz? Evet, biz de bu köylüyüz. Sizler de Gürcüsünüz. Pekala, evet. Meltemciğim. Bu köyün geçmişi, tarihi nedir? Bir önce bilgi alalım, sonra tabii o güzelliğinizi konuşacağız. Buyurun şöyle, efendim. Şöyle, ilk Bazgiret isminden başlayayım. Hani benim dedelerimden buyurun duyduklarımı söyleyeyim tabii ki. Öncelikle. Bazgiret ilk olarak Bezgent diye bir mahalleden geliyormuş, sülaleden geliyormuş. Oradan sonra Bazgiret ismi koyulmuş. Türkçe ismi Maden Köyü. Ama Bazgiret'te maden arasında hiçbir şey yok. Yani madene bağlılığı yok kesinlikle. Neden bu köyün adı Maden peki? Maden çünkü olmuş. Ruslar önceden buradan maden götürüyorlarmış 90'lı 80'li yıllarda. Evet, karşı tarafta gümüş, altın. Evet, onlar çıktığı için, Ruslar götürdüğü için oradan Maden Köyü kalmış. Sonra biz Gürcü olarak buraya yerleştiğimiz için Bazgiret ismi gelmiş. Peki hangi tarihte yerleşmişsiniz buraya? Onu o kadar bilgim yok. Ben söyleyeyim. Tabii, buraya yerleşim çok eski. Tahmini yani 400-500 yılı var buradaki yerleşimin. En son burada maden ayrıca 1956 yılında çalışmış. Ondan sonra da bir maden ismi verilmiş yani. Çavşat'ın geneli mi Gürcü, yoksa Ahıska Türkleri falan da var ya buralarda? Gürcüler de var ama zaman içinde kaynaşmışlar Türk komşularıyla. Aktif şekilde Gürcüce bilmiyorlar Çavşat'ta. Birçok köyde yok. Yani özellikle ama şu İmerhev bölgesinde Gürcüce konuşulur. Peki Karadeniz kültürü var buralarda şimdi. Artvin en doğu Karadeniz'imiz. Hı. Lazlar nerede mesela burada? Lazlar Rize'nin Pazar ilçesinden Sarp'a kadar. Sarp'a kadar. Evet. Ondan sonrası artık Gürcüler, Hemşinliler bu şekilde. Çok değişik şeyler öğreniyorum. Ülkemle ilgili aslında bilgi sahibi oluyorum. Hani kitapla okumakla değil. Bu programla birlikte çok gezen mi, çok okuyan mı bilirin cevabını veriyorum efendim. Çok gezen bilir. Değil mi? Evet. Hakikaten. Sizlerle tanışıma memnun oldum. Şimdi hanımefendiler şıngır mıngır giyindiler. Ben de giyindim. Bu kıyafetleri bize anlatır mısınız hanımefendiciğim? Tabii ki anlatayım. Giydiğimiz kıyafetin ismi buzma. Buzma. Bunlar özel günlerde giyilir. Aha. Özel günlerde, düğünlerde, kına gecelerinde. Bir de bizim adetimiz var. Dade deriz. Yani gelinin akrabaları, yengesi, arkadaşları onlar giyer. Özel günlerde giyildiği için. Bu buzma. Damat tarafı ne giyer? Damat tarafı da giyer. Damat aynı şeyi. Aynı giyer şekilde gelin, ama gelin almaya. Onun yakın akrabaları yani yengesi, halası, kuzenleri o şekilde giyer. Giydiğim kıyafetin ismi yani buzma. Yani dışarıdan birisi giydiği zaman ne alaka, bu yabancı niye bu kıyafeti aynen giydi derler mi? Derler. O zaman bana ne diyorsunuz şimdi? Sen de bizimsin. Ne güzel söyledin. Teşekkür ederim. Evet ben de. Ben hepinizim. Hepinizdenim. Öyle söyleyelim. Teşekkür ederim. Şimdi bu kıyafetlerle ilgili çok parlak parlak böyle süslü püslü olmasının bir amacı var mı acaba? Gürcü hanımlar çok süslü herhalde. Evet. Gürcü hanımları süslü olduğu için buna trablozu deriz. Aha. Gürcü ismi. Tori diyoruz buna. Hı-hı. Bunu her insan öremiyor. Çok ince iştir. Ve herkes hı-hı yapamıyor bunu. Hı-hı. Bu da buzma. Bunları ören yapan kişiler çok nadirdir. Zaten bu Karadeniz esintisi yani, hani bu bizim bildiğin Karadeniz'de, Rize'de hanımlarımızın taktığı. Asıl orijinal. Orijinali bu. Aynen. Ha, orijinali o. Bu, 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 bu bildiğimiz Karadeniz, Rize'de, Trabzon'da takılan keşan. Bu trablozu mi? Trablos, evet. Trablos. Aynen. Pekala. Peki şu anda bu köyün dışında yani bu civar dışında dağılmış ailelerinizden insanlar var mı? İstanbul'a ya da işte başka illerde, ilçelerde yaşayanlar. Tabii ki çok göç veren bir bölge zaten. Hı hı. Kışın sadece yaşlılar kalıyor. Onlar da artık bir de azaldı. Yazın işte biraz daha kalabalık oluyor. Genelde tabii yine gurbet. Akordeon bu bölgenin
en önemli ana sazı, değil mi? Ve tulum. Bu tulum Karadeniz kültürüdür. Yani Trabzon'da, Rize'de olmazsa olmaz. Özellikle Rize'de, Trabzon'da daha çok kemençe var. Yani ben hani hakim olduğum kadarıyla anlatıyorum. Akordeon da zaten Gürcü kültüründen bence buraya hakim olmuş. Evet. Sizler müzisyensiniz, kardeşsiniz. Evet. Konservatuar okudunuz mu yoksa yöresel mi? Ben tarih öğretmenliğimi yapıyorum. Öğretmenlik yapıyorum. Kardeşim konservatuvar. Peki bu yörenin, bu bölgenin, Gürcülerin müzik kültüründen biraz bahseder misiniz? İcra ettiğimiz gibi çok otantik ezgilerimiz var. Hı. Otantik ezgileri, oyunları yaşatmaya çalışıyoruz. Hı. Nesilde nesile genç arkadaşlarımız. Ne güzel. Peki şimdi bu oynadığımız oyunların ismi neydi? Birincisi Çift Jandarma, hı hı, bilinen bir türküdür. Atabarı, Kelgaşlila, Gazromila. Ha, Gürcüce bunlar, evet. Öyle mi? Hı hı. Şimdi siz hepiniz Gürcüce konuşabiliyor musunuz? Evet, konuşabiliyoruz. Ben geliniyim de peki anlıyorum. Ha, gel bakayım, gel. Sen anlıyorum ya. Sen nerelisin? Şavşat. Tamam işte burası. Ha, Gürcü değil misin sen? Yok. Sen o zaman hemşinli mi oluyorsun? Yok. Ne oluyorsun? Şavşat'ın bir köyünden, yani Türkçe. Türk. Ha, Türksün. Peki hala buraya gelin mi geldin? Evet. Aa, nasıl oldu peki? Oldu, ne bileyim. Nereden buldun adamı kız? Kader varmış. Aynen. Nereden buldun adamı? Şavşat da mı? Evet. Nerede? Markette tanıştığında da öyle. Yok, arkadaş ayarladı yani. Arkadaş ayarladı. Ha, nasıl ayarladı o arkadaşlar? Yani telefonla. Ha, bu iyi bir adam, tanış falan dediler. Sonra varmış işte. Kaç yaşındaydın? 20. Abi ne kadardı o zaman, kaç yaşındaydı? 30. Ha, ailen peki bir şey demedi mi? Karşı çıktı mı? Çıktı, evet. Niye? Vermem dedi seni, Gürcüler gideceksin, yalnız köy diyor. Ne yapacaksın diyor. Onlar konuşacaksın, sıkılacaksın diyor. Çok sıkıldım maaşları hiç. Anlamıyordum. Şimdi anlıyorum, hiç sıkılmıyorum. Artık çok seviyorum burayı. Sen de Gürcüce öğrendin mi? Evet. Peki burada, bu köyde mi yaşıyorsun? Evet. Burada. Eşin ne iş yapıyor? Eşim şoför. Çok mu aşık oldun? Ha? Yani. Kaçmadın inşallah. Yok, kaçmadım. Ha, Gürcü usulüyle evlendiniz. Evet. Telli duvaklı gelin oldun. Hayır. İlk geldin kayınvaliden çok... ne dedi sana mesela? Önceden işte su ver diyor, sıkalıma ver. Ben de diyorum ne diyor. Yani, Türkçe hiç bilmiyor muydu? Türkçe bilmiyordu o da. Başkası, bakıyordun kadına, gidip maydanozu alıp geliyordun su ister. Soruyordum eşime ki ne istedi, o da diyor su. Her zaman yanında mı oluyordu bu adam? Sonra alıştım ya, çok zordu da. Yani. Değil mi? Bu da güzel bir meziyet ama. Bir dil öğrenmesin, ne güzel. Aynen. Bir dil, bir insan. Evet. Vallahi ya olsun ya, yuvan olmuş. Kaç çocuğun var? İki. Ay, Allah kızım bağışlasın. Şimdi burayı çok seviyorsun. Annenler gelip gidiyor mu? Küsü annenler falan yok, Bursa'dalar. Mi? Evet, yok. Hmm, özledin mi annenleri? Yani gittim bu sene. Şimdi annen diyordur ki gitti buldu kocasının sülalesini, tarafını, bak bizi unuttu diyor mu anne? Aynen öyle. Diyor mu gerçekten? Bak içine okudum anneni. Hiç aramıyorsun diye. Ya niye aramıyorsun anneni? Ya burada çekmiyor ya telefon. O yüzden. Hakikaten çekmiyor, sabahtan beri ben de knockout'um arkadaşlar. Yani wife olacak. O da çekmiyor ana. Buradan anneciğine bir şeyler söyle ya. Seni çok özledim anneciğim de. Ellerinden öperim de. Bak buraya hadi söyle. Evet, selam. Bursa'ya selamlar. Babacığım ellerinden öpüyorum. Anne? Anneciğim, annem, anne analığım var. Ona da selamlar. Mi? Onun da ellerinden öpüyorum. Anneni kaybettin. Evet, 13 yaşındaydım. Ha, şey, üvey annen istemedi, evet, evlenmeni. Üvey annem istemedi, evet. Vermedi onu. Aa, çok küçük yaşta kaybetmişsin anneyi ya. Evet, evet. Ay, zor olmuştur ya. Bilgi, evet, ha. Evet. Kim büyüttü sizi? Yani analığım da var. 5 sene durduk beraber. Sonra, hı-hı, ben evlendim. Yardımcı oldu yani. Bu yufka açıyorum ya. Öğretti bana. Ha, üvey annen. Hı-hı. Peki aranız nasıl, sana iyi davrandı mı? İyi iyi. Konuşuyoruz iyi. Yani... Canım benim ya. Ne olursa olsun insanın kendi anası gibi olmaz da. Yani iyi insan Allah rast getirince yani, de. Anne yerine koyamadık onu. Nedense işte abla yerine, bir şey yerine koyduk. Baştan diyemedik anne. Hı hı. O da üzülüyor.
niye demiyorlar diye. Hı hı. Yengeniz değil, ablamız burada. Değil mi? Yenge gibi yenge. Yani ablamız oldu. Vallahi oldu. Böyle yenge nerede var hayatım? Güzel gelecek, yaptı. Dili öğrenecek, hamur açacak, yemek yapacak, bu kültürün yemeğini öğrenecek. Vallahi. Oldu yani. Değil mi canım? İyi kadın ama belli. Ay, canım benim. Kızlar. Size bayıldım. Bana bir Gürcü şarkı söylerseniz çok mutlu olacağım. Oyunu gördük. Dedikodu yaptık. Kıyafetleri giydik. Değil mi? Doğa zaten manzara yıkılıyor. Allah'ım şu güzelliğe bak ya. Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Şu güzelliğe bakın. Çok güzel ya. Gözlerimi alamıyorum maşallah ya Rabbim. Ne söyleyeceksiniz? Ben doğadan gözlerimi alamıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.